sahayı terk edin. Son bir dakikada resimlerinizi çekin. Mutlu günler değerli izleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Stadyumu'ndan sizlere merhaba diyoruz. Futbol Akademi YTT Kavı projesinin 5.'si bugün bu statta gerçekleştiriliyor. Çocuklar sahadaki yerlerini almış durumdalar. Az sonra ödül töreni yapılacak. Tribünlerde aileler yine yerlerini almış durumda. 5. kez düzenleniyor bu proje. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi tarafından düzenleniyor. Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenleniyor bu proje. Peki bu projede neler oldu? 2,5 ay boyunca çocuklara futbol eğitimi verildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 tesisinde ve bugün final maçıyla sona eriyor projenin 5.'si. Yanımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Gençlik Spor Müdürü Ayhan Kep var. Sayın Kep hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet, 5.'sinin gururunu yaşıyorsunuz bu projenin. Neler anlatacaksınız? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi 2015 yılı sonunda başladık bu projeye, Futbol Akademi Yetenek Kampı'na. Ve bugün ulaştığımız rakam 20 bin çocuk. Hakikaten bizim için gurur verici. 20 bin çocuğa hizmet vermek. Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Son 13 yılda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş Bey'in göreve geldiği yıldan bu zamana kadar İstanbul'a çok ciddi spor yatırımları yapıldı. Spor tesisi anlamında. Başta İstanbul'un Şile'den Silivri'ye kadar 110 tane spor tesisi İstanbul halkına hizmet vermektedir. Bunun dışında yine son 13 yılda İstanbul'un en ücra köşelerine varıncaya kadar okul bahçelerine 180 okul spor salonu yapıldı. Bu okul spor salonları modern ve konforlu bir şekilde hem öğrencilerimizin, hem spor kulüplerimizin, hem de vatandaşlarımızın hizmetinde. Milyonlarca gencimiz, vatandaşımız bu spor tesislerinden faydalanmaktadır. Ve aynı zamanda burada yetiştirilen çocuklar da Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu çocuklarımız ciddi bir altyapı hizmeti olarak görüyoruz ki bu bir rekor aynı zamanda. Yine son 13 yılda yapılan spor tesislerimiz, İstanbul genelinde yapılan spor tesislerimizde milyonlarca vatandaşımız, gencimiz buralarda spor yapma imkanı bulmaktadır. Biz sporun bir kültür haline gelmesi ve tabana yayılması amacıyla da tesislerimizde ücretsiz spor yapma imkanı sunuyoruz. Bunun dışında İstanbul'un meydanlarında uzman eğitmenlerimizle vermiş olduğumuz sabah sporları ile de hem kapalı mekanlarda hem açık alanlarda, kısacası İstanbul'un her tarafını bir spor yapılabilir mekan haline getirdik. Milyonlarca gencimizi ve vatandaşımıza bu alanda hizmet vermiş bulunmaktayız. Yine spor tesislerimizde yaz aylarında gençlerimize, çocuklarımıza yaz spor okulları, izci kamplarımızda yaz izci kamplarımızı düzenliyoruz. Bugünkü bu projede çocuklarımıza, gençlerimize yapmış olduğumuz projelerden bir tanesi. Ve bugüne kadar 20 bin çocuk bu hizmetten faydalandı. 2,5 ay sürelik bir eğitim. Yine alanında uzman hocalarımız 2,5 ay boyunca bu çocuklarla ilgilendiler. Bu çocukların bu eğitimleri sırasında gerekli olan malzemeleri, eşofmanları, forma, şort, ayakkabıları tamamen bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Burada yetişen bu genç yetenekler daha sonra başta Başakşehir Spor Kulübü olmak üzere diğer spor kulüplerinin altyapısına kazandırılmaktadır. Ve bugüne kadar da 200'e yakın sporcumuz bu spor kulüplerimizin altyapısına, 17 tane gencimiz de milli takımın altyapısına kazandırıldı. Bunlar hakikaten hem kendi açısından, hem bizim açımızdan, hem de aile açısından gurur verici. Ve bu 20 bin çocuğun tamamı ilk defa bu projeye katılan çocuklar. İlk her etapında 4000'in üzerinde çocuğumuz bu projeye katılıyor. 2,5 ay sonra da bugün burada olduğu gibi madalya töreni ve finalini gerçekleştiriyoruz. Sahaya baktığımızda çocuklarımızın mutluluğunu görüyoruz. Ailelerimizin mutluluğunu görüyoruz. Gerçekten çok büyük bir emek. Biz istiyoruz ki çocuklarımız sporla büyüsünler, sporla yaşasınlar. Yani sporu bir yaşam felsefesi haline getirsinler. Böylece çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmuş oluruz. Yani bunlar bizim geleceğimiz, geleceğimizin teminatı. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sadece
İşte asfalt yapmak değil, eğitim, kültür, sanat ve spor olmak üzere bu alanlarda gençlerimize hizmet ederek bu çocuklarımızı geleceğe taşımak istiyoruz. İnşallah burada yetişmiş bu yetenekler yarın bir gün milli takımlarda ülkemizi temsil edecekler. Dolayısıyla burada emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere ailelerimize, herkese teşekkür ediyoruz. Sizlere de bu projeyi tanıtma fırsatı verdiğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Rica ederiz. Bugün tabii ödül töreni var, final maçı var ve önemli konuklar da var değil evet, mi? Evet, evet. Başakşehir hocamız Abdullah Avcı Bey, Şenaz Erzik Bey burada. Aynı zamanda İBB Spor Kulüp Başkanımız Bahattin Ulusay Bey burada. Bizleri yalnız bırakmadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ödül törenine katıldıkları için. Peki, biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, Futbol Akademi finalinin yayınıyla karşınızdayız. Neler var? Az sonra paylaşacağız bunları ama şöyle bir tanıtım yapalım. Futbol Akademi nedir? Bu proje nasıl gerçekleşiyor? Nasıl başladı? Nasıl devam ediyor? İşte Futbol Akademi'nin tanıtımıyla devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Medipol Başakşehir Kulübü'nün de paydaşlarından biri olduğu Futbol Akademi Yetenek Avı Projesi'nin 5.'si 13 Mart tarihinde başladı. Sıplama yapıyorsun evet. Aferin, bas hemen. Evet. Spor yaparak sağlıklı yetişen bireyler olmanın yanında çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlayan proje, 7-15 yaş arası futbolcu adaylarını spor kültürü, fair play, rakibe saygı gibi kavramlarla da tanıştırıyor. Proje kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki 20 farklı spor tesisinde uzman eğitmenler ve antrenörler nezaretinde çocuklara düzenli ve modern antrenman yöntemleriyle eğitim veriliyor. Evet beyler, burada ayakları yukarı doğru çekiyoruz. Bir devam et bakalım, ayakları yukarı doğru çekiyorsun. Evet, tempolu bir şekilde gel. Evet, devam et. Sıra aynı tesislerde akademisyenler, uzmanlar ve spor camiasının önemli isimlerinin katılımıyla düzenlenen değerler eğitimi seminerleriyle de çocukların yanı sıra ailelerin bilinçlendirilmesine çalışılıyor. Yani anneannenin annesi ya da anneannenin babası olanlar var mı, yaşayanlar? Şimdi onların evine gittiğinizi düşünün. Buzdolabını açıyorsunuz. Buzdolabının hemen burada bir raf var. O rafta genelde ilaç mı var?
kuralları takdim edilecek futbol eğitmenlerin nezaretinde. Değerli izleyenler, Futbol Akademi YTD Kavı 5 projesinin Bayrampaşa'daki finali devam ediyor. Az sonra konuşmacılar kürsüye gelecekler ve projeyle ilgili, finalle ilgili görüşlerini paylaşacaklar. Bu isimler arasında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, Süper Lig'in lideri Başakşehir'in Teknik Direktörü Abdullah Avcı da var. Bu projenin mimarları da yine kürsüye gelecek isimler arasında. Peki neler var bugünkü finalde? Önce konuşmalar, ardından madalya töreni. Şu anda çocuklar, yaklaşık 5000 çocuk Bayrampaşa Stadı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Stadı'nın çimlerinde yer alıyorlar. Tesisler bölünmüş durumda sırayla. 20 spor tesisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 spor tesisinden çocuklar, Futbol Akademi kampında eğitim gören çocuklar bugün madalyalarını almak üzere, işte ekranlara geldi biraz önce. Yerlerini aldılar. Az sonra madalya töreni yapılacak. Madalya töreninin ardından bu kez Futbol Akademi'de finale yükselen çocuklar maç oynayacaklar, bir gösteri maçı yapacaklar. İşte aileler de çocuklarını yalnız bırakmıyor. Tribündeki yerlerini aldılar. Akit TV ekranlarında Futbol Akademi'nin bölüm bölüm yayınlarını izleyeceksiniz önümüzdeki hafta içerisinde. Ve bu bölümlerde de ailelerin nasıl çocuklarına ilgi gösterdiğini, hemen hemen her antrenmanda onları yalnız bırakmadıklarını göreceksiniz. Evet, hareketlenmeler var. Az sonra konuşmalar başlayacak. Peki çocuklar tesislere nasıl geldi? O görüntüler elimizde var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleriyle Bayrampaşa Stadı'na geldi çocuklar. Bakalım nasıl görüntüler çıkmış ortaya. Burası biraz. Gel, tam benim hizama bak. Bak hizama. Evet. Bak karşıma. Evet. Evet. Ne güzel. Değerli misafirler. Ses. Değerli misafirler, sevgili konuklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesi, mutlu akşamlar. Ben Ahmet Yazıcı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi Kampı. Final akşamına, Bayrampaşa Kampı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet değerli izleyenler, az sonra konuşmalar başlayacak. Yaklaşık 5000 çocuk şu anda Bayrampaşa Stadı'nın çimlerinde madalyalarını bekliyorlar. Final maçı oynanacak ve bu arada konuşmacıların isimlerini sunucu aktarıyor. Başakşehirli futbolcular Cengiz Ünder, Faruk Çakır, Mossoro dünkü galibiyetin kahramanlarından bugün bizlerle. Güçlü bir alkış istiyorum bu değerli isimler için. Evet, Başakşehirli futbolcular da bugün burada. Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte Cengiz Ünder, Marcio Mossoro. Bugün Bayrampaşa'da festival havası var. Diğer az sonra gelecekler. Bu coşkunun ilerleyen dakikalarda da daha da artacağı. İşte Şenes Erzik de, evet, UEFA eski başkanı Şenes Erzik de bu organizasyonda. Abdullah Avcı da beraber onunla organizasyonu, evet, seyrediyor. Şenes Erzik'in de bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Perşembe günü FIFA'nın onursal üyeliğine hak kazandı, layık görüldü. Apoletlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye Futbol Federasyonu onursal başkanı Şenes Erzik de bizlerle birlikte. Onun için de güçlü bir alkış istiyorum. Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde final töreni gerçekleştiriliyor.
da belirtmek istiyorum. Annelerimiz çok güzel görünüyorlar. Benim annem de türbünde, seyirciler arasında. Evet değerli misafirler, sizlerin gülüşü bizim çocukların mutluluğu. Biz mutlu oluyoruz çocuklar olarak. İlk ve ebedi öğretmenlerimiz, bizleri dünyada koşulsuz, şartsız seven annelerimiz, diğer insanlar çünkülerle, annelerimiz ramenlerle seviyor bizi. Değerli misafirler, sevgili konuklar, bu arada annelerin de cennet, anneler gününü kutluyoruz diyerek anneliğin ne kadar kutsal ve ne kadar mübarek olduğunu ifade etmiştir. Anneciğim, başta senin olmak üzere tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi kampının annelerini, tüm annelerimizin anneler gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Ellerinizden öpüyorum. Önünüzde saygıyla ve sevgiyle eğiliyorum efendim. Yemeden yediren, giymeden giydiren, şefkatin, merhametin, fedakarlığın timsahı baş tacı annelerimiz. Onlar için tekrar güçlü bir alkış alalım. Bu alkış onlara yetmez. Onlar bizim her şeyimiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi Kampı Anneler Günü final programımızda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Anneler Günü mesajını siz değerli annelerimizle paylaşmak istiyorum. Anneler iyiliğin en çok hak eden varlıklardır. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenmez. Bu bakımdan bu anlamlı günde annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, onların ilgisine layık olmak hepimiz için asli bir görev olmalıdır diyor Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız için de güçlü bir alkış istiyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımız bir sonraki finalde bizlerle birlikte bu coşkuya ortak olur. Alkışlayan elleriniz dert görmesin efendim. Aslında annelerimiz için söylenecek daha çok söz var ama heyecanlı ve yoğun bir program bizleri bekliyor. İzleyenler, Anneler Günü Futbol Akademi Yetenek Avı Projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 tesisinde gerçekleştirildi. Çocuklara 2,5 ay boyunca eğitim verildi. Bu tesislerin isimlerini de sizlerle paylaşalım. Hakkı Başar Spor Tesisleri, Çırpıcı Tesisleri, Metin Oktay Tesisleri, Kuştepe Tesisleri, Florya Tesisleri, Hidayet Türkoğlu Tesisleri ki Bayrampaşa Stadı'nın bulunduğumuz yerin hemen yanında bu tesis. Kurtköy Tesisleri, Gölet Tesisleri, Maltepe Tesisleri, Haldun Alagaç Tesisleri, Pendik Sahil Tesisleri, UEFA FIFA Onursal Üyesi Sayın Şenes Erzik, Silivri Tesisleri, Cebeci Tesisleri, Kaynarca Tesisleri, Çamlık Tesisleri, sevgili konuklar, geleceğin yıldızlarını birçok spor tesisinde çocuklara İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak futbol eğitmenleri, futbol eğitmenleri gözetiminde eğitim verildi. 2015 yılında ve Sayın Başkanımız organizasyonun Kadir Topbaş'ın talimatıyla birlikte sonuna gelindi. Geldik organizasyonun sonunda. Az sonra madalya töreni gerçekleştirilecek. Ancak madalya töreninden önce yapılacak konuşmalar var. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Stadı'nda UEFA AS Başkanı, eski AS Başkanı Şenes Erzik de davetliler arasında. Onun da bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Medipol Başakşehir takımı teknik direktörü Abdullah Avcı, onlar da projenin ortaklarından, paydaşlarından Başakşehir Kulübü. O da burada şu anda. Başakşehirli futbolcular Cengiz Ünder, genç oyuncu ve Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro da yine burada davetliler arasında, daha doğrusu onlara ev sahiplemek mümkün yer alıyorlar. Daha sonra projenin mimarları da yöneticileri de birer konuşma yapacaklar. Abdullah Avcı'nın konuşma yapmasını bekliyoruz. Kapılarımız tüm çocuklarımıza sonuna kadar açık. Sizler geleceğimiz gençlerimiz.
Devletimiz, milletimiz, madalya töreninin ardından yapılacak final maçı var. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Avrupa yakası ile Anadolu yakası karşı karşıya gelecek. Ve çocuklarımıza bir gösteri maçı olacak. Bu projeden çıkan çocukların Melipol Başakşehir Kulübü, yetenekli çocukları tabii, sınırlı sayıda bunlar. Melipol Başakşehir Kulübü ve İstanbul'daki çeşitli amatör kulüplere verildiğini belirtelim. Futbolcu adayı olarak yetenekli oyuncuların burada Türk futboluna kazandırıldığını da ekleyelim. Zaten projenin önemli amaçlarından bir tanesi de bu. Ana amaç tüm çocuklara, spor yapmayan çocuk kalmasın sloganıyla tüm çocuklara eğitim vermek ve tabii ki yetenekli oyuncuları da aradan çıkarıp Türk futboluna kazandırmak. Değerler eğitimi başlattık. Deneyimli akademisyen Umut Başoğlu hem futbolcu adaylarına hem de ailelerine fair play ruhundan beslenmeye kadar birçok konuda İstanbul'da oldukça verdi. Sıcak bir hava hissettiğim sıcaklığı söyleyeyim. 30 derece olduğunu düşünüyorum. Uçar, İsmail Kartal, Turan Sofuoğlu, çocuklar bu sıcakta bekliyorlar. Rasim Kara gibi önemli teknik adamlar yer aldı. Gerçekleşen 4 dönemde 376 futbolcu adayı, başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü altyapısı olmak üzere 25 İstanbul Kulübü'nün altyapılarına kazandırıldı. Bugün burada Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, minik yürekler, gözetmenler var. Futbolcu olma heyecanıyla 5. dönemde yer alan genç çarpıyor. İşte bu çocuklar bu sayının daha da artacağı 2,5 ay boyunca futbolcu olmanın heyecanını yaşadılar. Formalarla, eşofmanlarla, genç kramponlar İspanya'da Avrupa Kupası'nda profesyonel olamasalar bile ileride nice kupalar, en azından nice başarılar çocukluklarına dair bir proje kapsamında sadece kulüp bazında değil U12, U13, U14, U15 anı yaşamış oldular. Oyuncular kazandırılıyor. Bu anlamda da ilk 4 etapımızda 3 oyuncumuzu genç milli takımlara verdik. Bu sayının bu etapla birlikte daha da artacağı inancındayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Spor İstanbul İşbirliği'nde gerçekleşen Futbol Akademi Kampı'nın 5 etabında yaklaşık 5000 futbolcu adayı arasından 5. etabında yaklaşık 5000 futbolcu adayından 76 genç yetenek burada bu arada, adını büyük finale Avrupa yazdırdı. Birazdan yakasında o oynanacak maçların karmalarını da oyuncu listesinde paylaşalım sizlerle. 2005-2006 doğumlar arasındaki maçı ekranlara getireceğiz biz. İki devre halinde, 25'er dakikadan iki devre halinde oynanacak bu karşılaşma. Ve bu karşılaşmanın canlı yayınıyla birlikte olacağız. Alkışlar genel müdürümüz için. Evet, Silivri'den Tuzla'ya 20 tesiste 52 sahile doğumlu. Evet, bu arada Ayhan Kemp geliyor. Futbol Akademisi yayınımızdaydı. Gençlik Spor Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı. Osman Tamburacı da bizle birlikte olacak. Akit TV spor yorumcusu, spor basınının usta kalemi Osman Tamburacı da şu anda yanımda. Onunla organizasyonu değerlendireceğiz ve Sayın tabii ki Şener, karşılaşmayı yorumlamaya çalışacağız Bey, profesyonel bir biçimde. Şimdi Ayhan Kep'in konuşmasını ekranlara getirelim. Başakşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı Bey ve diğer protokolde bizleri yalnız bırakmayan büyüklerimizi öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bugün çok mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz. Türkiye'nin yıldız sporcularını yetiştirmekten son derece mutluluk duyuyoruz. Ve bugün 20 bine ulaştık. Futbol Akademi Kampı Yetenek Avı'na katılan 20 bin çocuğumuzu yetiştirmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Başta Futbol Akademi Yetenek Kampı'nda emeği geçen hocalarımıza ve anne babalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlere en büyük desteği veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş Bey'dir. Kendilerine bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar 5. etapını gerçekleştirdik ve her etapında 4000 çocuğumuza 22 spor tesisimizde hizmet verdik. İnşallah yarın bir gün bu gençlerimiz bizleri milli takımda temsil edecekler.
Biz inanıyoruz ki en güzel şekilde bizleri temsil edecekler. Bu projeye bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz. Ben tekrar buraya katılan tüm misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürümüz Ayhan Kepe teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, şimdi konuşmaya çağıracağım isim çok önemli bir isim. Genç milli takımda Arda Turan, Nuri Şahin gibi yıldızları keşfederek Süper Lig'de yakaladığı başarıyla A milli takımın teknik patronu olan ve şimdilikte Başakşehir efsanesini başlatan isim. Konuşmasını yapmak üzere Türk futbolunun yetenek avcısı Abdullah Avcı'yı güçlü alkışlarla sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer büyüklerim, saygıdeğer bu işe emek veren hocalarım, saygıdeğer siz öğrenciler. Öncelikle bütün bugün çok özel bir gün. Benim için iki tane özelliği var. Bir tanesi bütün herkesin anneler gününü kutluyorum. Bugün 14 Mayıs. 2005 senesinde 14 Mayıs günü genç milli takımla beraber, ekibimle beraber Avrupa şampiyonluğunu yaşamıştık. Böyle bir güne denk gelmesi hem sizin gibi gençlerle beraber olmak son derece beni mutlu etti. Biraz da nostalji oldu. Onun için teşekkür ediyorum. Beşincisi yapılan, bunun herhalde yanlış bilmiyorsam dördünde bulundum. Şu ana kadar 20 bin ortalama gence temas edip özellikle spor alanlarının içine çekmek. Kulübümüzün, Başakşehir Futbol Kulübü'nün içine de bu projenin içinde 50 tane altyapımıza oyuncu ve bununla beraber de 2 tanesi de genç milli takımlara giden oyuncu grubu kazandırdılar. Ortalama 150 tane de oyuncular diğer kulüplerde, pilot takımlarda lisanslı olarak hayata devam ediyorlar. Bence önemli olan şu, özellikle gençlerin spor sahalarının içinde olması, spor kültürünü oluşturması ve ileriye dönük doğru birey, doğru insan olması açısından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Spor AŞ'ye yaptıkları bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Tamam mı? Sayın Abdullah Avcı'ya konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Biraz sahnede sizi misafir edeceğiz. Evet, şimdi ödül törenine geçiyoruz. Değerli misafirler, sevgili konuklar. Evet, geçtiğimiz günlerde Perşembe günü Bahreyn'de FIFA onursal üyeliğine layık görüldü ve apoletlerine bir yenisini daha ekledi. TFF onursal başkanı, FIFA ve UEFA onursal üyesi Şenez Erzi'yi güçlü alkışlarla sahneye davet ediyorum. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Türk sporuna, Türk futboluna ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi kampına verdiği desteklerden dolayı plaket takdim edecek Abdullah Avcı Şenez Erzi'ye. Genel Başkanımı güçlü alkışlarla sahneye davet ediyorum. Evet, geçtiğimiz günlerde Perşembe günü Bahreyn'de UEFA onursal üyeliğinin ardından FIFA onursal üyeliğine layık görüldü. Evet, Abdullah Avcı ödülünü takdim edecek Genel Başkanımıza. Geçtiğimiz günlerde FIFA onursal üyeliğine layık görüldü. Güçlü alkışlar Genel Erzik için. Abdullah Avcı'nın elinden ödülünü alıyor Şenez Başkan. Sizi biraz daha sahnede misafir ediyorum. Evet değerli misafirler, sevgili konuklar, Yeşil Sağlar'ın sportmen kişiliği, ekranların teknik patronu, güçlü alkışlar Giray Bulak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi kampına verdiği desteklerden dolayı deneyimli teknik direktör Giray Bulak'a Abdullah Avcı plaketini takdim edecek. Giray Hoca güçlü alkışlarla sahneye geliyor.
Altay Bulak geldi Abdullah Avcı'nın yanına. Süper Lig'in zirvesinde yer alan Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Giray Bulak'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi kampına verdiği desteklerden dolayı plaket takdim edecek. Plaketi Abdullah Hoca'ya verelim. Abdullah Hoca'nın ellerinden ekranların teknik patronu Giray Bulak plaketini alıyor. Bizi hiç yalnız bırakmıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi kampında. Güçlü alkışlar bu onur konuklarımız için. Evet. Giray Hocam, sizi de sahnede biraz daha misafir edeceğim. Toplu fotoğraf çekilelim ödülle birlikte. Ve Abdullah Hocamızın bu iki isimle ilgili söylemek istedikleri var. Hocam kürsüye alalım yine. Ya, çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Türk futbolunun bugünlere hızlı bir şekilde gelişmesine 90'lı senelerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun özerkliğe geçmesi ve bunun da başında Sayın Başkanımız, Onursal Başkanımız Şenez Bey'in olması. Bugün benim bu şekilde bir ödül vermem beni hakikaten son derece mutlu etti. Biraz evvel içeride konuşuyorduk. Genç milli takımlarda Romanya ile Bulgaristan'dan oynarken bugün dünyanın her takımıyla oynuyoruz. Çok önemli eğitimlerden geçiyoruz. Bunun başlangıç noktası Şenez Bey olduğu için ona tekrar teşekkür ediyorum. Benim için bu büyük bir onurdu. Giray Hoca için aynı şeyleri söyleyeceğim. Türk futbolunun hem akademilisi hem Türk futboluna hem genç oyuncu kazandırdı hem yarıştı. Geçen sefer de söylemiştim. Şimdi ekranlarda bu desteği veriyor. Bir futbol oyununa insanların biraz daha farklı bakmasını sağlıyor. Onun için de benim için de bir onurdu. Ona da teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Şenez Erzik konuşmasını yapmak üzere sahnede. Sevgili gençler, değerli organizatörler, belediye başkanlığı, Başakşehir Kulübü, değerli arkadaşlar, bugün benim için Sayın Abdullah Avcı'nın bahsettiği gibi çok sevinçli bir gün. Çünkü eskileri yaptıklarımızı, yapmaya niyetli olduklarımızı an be an hissediyorum. Sizler inşallah yarının büyük futbolcuları, yarının büyük liderleri olacaksınız. Eğitimlerinizle gerek futbol, gerekse ailelerinizin size sunduğu olanaklarla gireceğiniz eğitim yuvaları geleceğe sizleri hazırlayacak. Eminim ki aranızdan önemli liderler çıkacak. Bunların arasında olmak için özel gayret sarf edin. Annelerinize, babalarınıza da aynı mesajı vermek istiyorum. UEFA'da 8 yıl Gençler Komitesi üyeliği yaptıktan sonra geldiğim mevkilerin hepsi, birinci başkan vekillikleri dahil, birer birer geldi. Yani altyapı veya öz kaynak, bazı arkadaşlarımızın kullandığı dille sizleri yarınlara hazırlayacak. Hepinize başarılar diliyorum. Bugüne kadar yaptıklarınız için teşekkür ediyorum. Geleceğin mutlu, kutlu, huzurlu, başarılı geçmesini diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Şenez Bey'e konuşmalarından ötürü. Giray Hocam, sizin de söylemek istedikleriniz vardır. Öncelikle tüm kızlarımızın, annelerimizin ve dünya annelerinin gününü kutluyorum, tebrik ediyorum. Sevgili gençler, dün bizler sizin gibiydik. Yarın sizler bizim gibi olacaksınız. Bu uzun yolculukta hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklar diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Giray Hocamıza. Protokolümüzü biraz daha sahnede bekleteceğim. Evet, Türk sporunun lokomotifi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, olimpiyatlardan en çok madalya getiren kulüp ve başkanı bugün bizlerle birlikte. Bahattin Ulusan için güçlü alkışlar. Güçlü alkışlarla sahneye davet ediyorum Bahattin Ulusan'ı. Şenez Erzin'inden, Türk sporuna katkılarından dolayı plaketini alacak Bahattin Başkanımız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başkanı ve 2016 olimpiyatlarında 5 tane madalya getirdi. Turuncu lacivertli kulüp Türkiye'ye, Türk sporuna katkıları çok büyük. Bahattin Ulusan Şenez Erzik'ten ödülünü alacak.
FIFA onursal üyesi, UEFA onursal üyesi, Türkiye Futbol Federasyonu onursal başkanı Şenez Erzik, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Bahattin Ulusan'a ödülünü takdim ediyor Türk sporuna katkılarından dolayı. Güçlü alkışlar bu iki isim için. Evet, ödül törenimiz devam ediyor. Türk sporuna evet katkılar devam ediyor dedik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 spor tesisinde geleceğin yıldız adaylarına ve ailelerine fair play ruhundan beslenmeye kadar birçok konuda 2,5 ay boyunca değerler eğitimi veren değerli akademisyenimiz Umut Başoğlu'nu plaketini almak üzere güçlü alkışlarla sahneye davet ediyorum. Umut Hoca 90 gün boyunca futbol akademi kampında yer alan futbolcu adaylarımıza ve aynı zamanda da ailelerine fair play ruhundan beslenmeye kadar eğitimler verdi. Umut Başoğlu da Giray Bulak hocamızın elinden ödülünü alacak. Ekranların teknik patronu Giray Bulak, Umut Başoğlu'na Türk sporuna katkılarından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi kampında değerler eğitimini verdi Umut Hoca. Çok teşekkür ediyoruz protokolümüze. Evet değerli misafirler, sevgili konuklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mevlüt Bulut, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Osman Savaş, daha önceki finallerimizde olduğu gibi bugün de bizlerle birlikte, özellikle belirtmek istiyorum. Genel Sekreterimiz ve Daire Başkanımız sadece bu projede değil, İstanbullu gençlerimiz için her projenin üstünde hassasiyetle duruyor. Bunun sağlanmasında, bu uluslararası eğitim düzeyinin sağlanmasında bu iki ismin önemli derecede katkısı var. Genel Sekreterimiz Mevlüt Bulut ve Daire Başkanımız Osman Savaş için güçlü bir alkış istiyorum. Evet, protokolümüz de yavaş yavaş aşağıya geliyor. Ve şimdi sıra 90 günlük kamp programında yer alan futbolcu adaylarımızın madalya takdim törenine geldi. Antrenörlerimiz takımlarının başında ve protokolümüzdeki değerli isimler madalya takdimlerini gerçekleştirecekler. Geleceğin yıldız adaylarına. Evet, programımız bu şekilde devam edecek. Değerli misafirler, sevgili konuklar. Toplu fotoğraf çekiminin ardından başlayabiliriz ödül törenine. Spor müdürümüz Ayhan Kepi de sahneye alalım protokolümüzü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi Kampı Türk sporunun ve Türk futbolunun önemli isimlerini ağırlıyor 5. etap finalinde. Ve toplu fotoğraf çekiminin ardından ödül törenimiz başlayacak. 5000 gencimize sertifika ve madalyaları takdim edilecek. Protokolümüze görevli arkadaşlarımız yönlendirme konusunda yardımcı olsun. Sayın Şenez Erzik, Sayın Abdullah Avcı, Sayın Bahattin Ulusan, Sayın Osman Savaş, Sayın Genel Sekreterimiz Mevlüt Bulut, Sayın Giray Bulak, Sayın Ayhan Kep. Sertifika törenimiz ve madalya törenimize bu anlamda geçebiliriz. Çocuklarımıza madalya takdimi gerçekleştireceğiz. Evet, Başakşehirli futbolcular Mosoro, Cengiz Ünder ve Faruk Çakır'ı da ödül töreni için aşağıya davet ediyoruz. Sahneye davet ediyoruz. Cengiz Ünder, Başakşehir'e inanılmaz ivme kazandırdı. Mosoro, dünkü galibiyette önemli pay sahibi. Kırılma noktasını gerçekleştirdi. Tabii ki Giray Hocam'ın da dün yorumlarını dinledik bu anlamda.
futbol eğitmenleri, futbol eğitmenlerin dikkatine. Değerli izleyenler, şimdi çocuklara madalyaları veriliyor. Şenes Erzik madalyaları çocuklara, spor okullarında eğitim gören çocuklara veren isimler arasında. Başakşehirli futbolcular da yine futbolcu adayları da madalyalarını takdim ediyor. Cengiz Ünder, Mosoro, onlar da tabii televizyonda izledikleri, çocuklar da televizyonda izledikleri futbolcuları görme şansını yakalıyorlar. Hatta onlardan madalya alma şansını yakalıyorlar. Giray Bulak da yine madalya dağıtan isimler arasında, Türk futbolunun, Trabzonspor'un efsane oyuncularından ve uzun yıllar teknik adam olarak başta Trabzonspor olmak üzere çeşitli takımlarda görev yaptı. Umut Başoğlu yine madalya töreninde çocuklara madalyalarını dağıtan isimler arasında, yardımcı doçent doktor. O da değerler eğitimi seminerinde çocuklara, ailelerine eğitim vermişti. Yaklaşık 5000 çocuk Bayrampaşa Stadının çimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Stadının çimlerinde madalyalarını alıyorlar. Evlerinde köşelerine asacakları, futbolcu olamasalar bile önemli bir hatıra, büyüdüklerinde bakacakları bir hatıra olarak Futbol Akademi'yi gençlerimizle birlikte yaşamış bir birey olarak ileride bu günleri hatırlayacaklar. Beşincisi düzenleniyor. Düzenlendi daha doğrusu ve bugün finali yapılıyor. Futbol Akademi'nin devam edecek tabii ki bu proje. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 20 spor tesisinde, çeşitli ilçelerdeki tesislerinde, o bölgedeki, o bölgelerdeki çocuklara, kayıt yaptıran çocuklara eğitim verildi. Yaklaşık 5000 çocuğa. Bunların arasından yetenekli olanlar Başakşehir Kulübü ve İstanbul'un diğer amatör kulüplerinin altyapılarına kazandırılacak. Bugüne dek 375 çocuk bu projeden, 4 projeden geride kalan 4 projeden 375 çocuk altyapılara kazandırıldı. Takımların altyapılarına kazandırıldı. Buradan çıkacak çocuklar da var tabii ki. Çıkan çocuklar da var tabii ki. Bu arada Avrupa yakası ile Anadolu yakasında oynanacak maçla ilgili bilgiler aktaralım sizlere. 2005-2006 doğumlular arasındaki maçı ekranlara getireceğiz canlı olarak. Avrupa yakasının kadrosundaki oyuncuları sayalım. Emirhan Musaoğlu Hakkı Başar'dan, Fatih Horacı yine Hakkı Başar'dan, Çırpıcı'dan tesislerin ismi bunlar. Necip Kağan yine Çırpıcı'dan, Furkan Sarıca, Aydeniz tesislerinden Salih Aksoy, Metin Oktay tesislerinden Umut Bıyık, Çırpıcı'dan Serhat Demir, Kuştepe'den Polat Canpayır, Metin Oktay'dan Batur Alp Aslan, Florya'dan Ali Kemal Akturan, Hidayet Türkoğlu'ndan Mert Halil Telli. Avrupa yakasının oyuncuları bunlar. Finalde oynayacak oyuncular. Şaban Eren yine Avrupa yakasından, Hamza Yerlikaya'dan seçilmiş. Necmettin Ütücü Kuştepe'den, Enes Kazım Şen Silivri'den, Eren Büyük Silivri, Furkan Çetinkaya Silivri, Mücahit Öztürk Cebeci, Altan Vatansever Cebeci, Kerem Ömer Yılmaz İlahi Türkoğlu, Kenan Can Cebeci, Hüseyin Kara, Hakkı Başar, Olkan Gürbüz, Hamza Yerlikaya. Anadolu yakasını sayalım. Emirhan Ertekin Kurtköy, Ahmet Türek Kurtköy, Furkan Meşul Kurtköy, Mahrul Sarıç Tuzla, Efe Can Kağan, Haldun Alagaş, Deniz Uğurlu, Maltepe, Göksel Kök, Pendik Sahil, Arda Aslantepe, Haldun Alagaş, Muhammed Reşit Uzun, Maltepe, Diyar Güler, Gölet, Yusuf Safa Kurtköy, Emirhan Özdemir, Kaynarca, Kerem Öztürk, Maltepe, Hamza Sarı, Çamlık, Yakup Okumuş, Kurtköy, Enes Givar, Çamlık, Mehmet Can Okumuş, Gölet, İbrahim Mete Özsoy, Tuzla, Cem Bilgin, Tuzla, Arda Özden, Maltepe, Muhammed Arda, Maltepe, Hasan Tuna Yılmaz, Pendik, Göksel Kök, Pendik Sahil. Evet.
bu da Anadolu yakasının karması. Anadolu yakası karması, Avrupa yakası karması. Bu akşam Bayrampaşa'da şampiyonlar belli olacak. Evet çocuklar Kırıklı madalyalarını aldılar. Şimdi fotoğraf çektiriyorlar. Maçlar. Tesislerden de bahsedelim sizlere. Hangi tesisler var? Daha doğrusu eğitim verilen tesisler. Hakkı Başar, Çırpıcı, Aydeniz, Metin Oktay, Kuştepe, Florya, Hidayet Türkoğlu, Kurtköy, Tuzla, Haldun Olagaş, Maltepe, Gölet, Kaynarca, Çamlık, Pendik, Anadolu yakasındaki tesisler. Yerlere doğru geçiyorlar. Yavaş yavaş. Bu arada Mossoro çocuklarla fotoğraf çekiliyor. Ayrılan, tesisine ayrılan yere doğru geçiyor. Bu anlamda da görevli arkadaşlarımız çocuklarımıza, İstanbul'lu gençlerimize yönlendirme konusunda yardımcı olsunlar. Diğer tesisleri de sayalım. Bir kez daha Avrupa yakasındakileri. Hakkı Başar dedik, Çırpıcı, Aydeniz, Metin Oktay, Florya, Hidayet Türkoğlu, Kuştepe, evet, Silivri, Cebeci. Boşaltıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tesisleri arasında eğitim verilen tesisler bunlar. Ayrıca bu tesislerde değerler eğitim seminerleri de verildi çocuklara. Madalya töreni sona eriyor değerli izleyenler. Şimdi çocuklar saha kenarlarındaki yerlerine geçecekler. Evet şu an yanımızda seminer hocası Umut Başoğlu var, Profesör Doktor. Evet Umut Hocam, organizasyonda artık finale geldik. Bugünkü final psikolojisi hakkında çocuklar bugüne nasıl hazırlandı, nasıl geldiler? Bunun hakkında sizden bilgi almak istiyorduk. Çok teşekkür ederim öncelikle. Çok büyük bir organizasyonun tamamını devirmenin getirdiği büyük bir heyecan var. Çocukların burada olması, büyük bir statta ve büyük bir organizasyonda olması tabii ki onların heyecanını daha da üst seviyeye çıkartıyor. Ama 2,5 aylık eğitimler, onların ve hocalarının vermiş olduğu eğitimler, bizlerin onlara destekleri ve ailelerine yaptığımız konuşmalar sonucunda burada final heyecanını biraz daha bastırabileceklerini düşünüyoruz. Ancak unutulmaması gereken bir şey var. Heyecansız olmak spor müsabakalarında maalesef sonuca gitmeyen bir şey. O yüzden bir parça da olsa heyecanları olması bizim için büyük bir avantaj. Onları da daha fazla doğruyu yapmaya yönlendirecek bir avantaj olacak. Sonucu ne olursa olsun kazanan onlar olacak. Kazanan gençlik bir hareket olacak. Hareket etmeleri olacak. Bizim için en büyük avantaj bu olacak. Dolayısıyla burada yapacakları her hareket onların gelecekteki başarıları bizim için. Böyle değerlendiriyorum. Peki hocam, bugün buraya futbol dünyasından, daha önceden televizyondan gördükleri birçok insan geldi ve onlardan madalya aldılar. Bu onlar için artı bir pozitif değer katacak mıdır? Kuşkusuz ki katacak. Çünkü rol model dediğimiz bir şey var. Yani çocuklarımızın rol model aldıkları, gelecekte onlar gibi olmak istedikleri, bulundukları yerden daha yukarıya çıkmak istedikleri bir pozisyonda geliyorlar karşılarına. Ki en büyüğü Şenes Erzik baktığımızda, teknik direktörlerimiz, futbolcularımız, çocuklarımız bunları gördükçe onlara doğru yönelmek için belli bir harekette bulunacaklar. Keşke toplumumuzun her kesiminden bu tip kendilerine rol modeller bulabilseler. Ama futbolla başladı. İnşallah daha da devamı gelecektir diye düşünüyorum. Peki hocam, bugün finale birbirinden değerli arkadaşlarımız katıldı. Peki finale katılamayan çocuklardaki psikolojik herhangi bir negatifle yol açabilir mi? Değerlendirmeden değerlendirmeye farklılık göstermekle birlikte başlarında değerlendirecek olan ve ailelerin değerlendirmesi bunlar için çok önemli. Unutulmaması gereken bir şey var. Amaç futbol oynamak. Amaç son amaç, yani buraya finale çıkmak ya da kupayı almak olmamalı. Ancak ne yazık ki spor branşlarının her zaman için biz önce sonucuna bakarız. Bir takım tutuyorsunuz, akşam maçı var, sabahleyin maç ne oldu sonucu hemen söylenir bize. Halbuki orada geçen 90 dakika, yaşananlar vesairelerin ne olduğu hiç anlatılmaz. Bu açıdan değerlendirirsek daha güzel olabilir ama biz hep sonuç açısından değerlendireceğiz. Tabii ki sonuçta finale çıkamayacakları için belli bir üzüntü olacak. Ama unutulmaması gereken bir şey var, bu üzüntü onların hayatlarında daha ileride yaşta karşılaşabilecekleri her türlü olumsuzluklardan sadece bir tanesi. Bununla başa çıkarlarsa ilerideki meslek, aile ya da ne yaşantısı olursa olsun hepsiyle başa çıkabilecek durumu yaşayacaklardır diye değerlendiriyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Evet Umut Hoca ile baş başa olduk. Şimdi sözü tekrar Özhan Bey'e bırakıyoruz. Avrupa yakası karması karşı karşıya gelecek. Evet değerli izleyenler. Şimdi 90 günlük kamp programını tamamlayarak adını büyük finale yazdıran maçın başlamasına, gösteri maçının, final maçının başlamasına az bir zaman kaldı.
görevliler sahayı temizliyorlar. Maçın ardından kupa töreni var. Şampiyon olacak takıma kupası verilecek. Maçları kazanacak takımlara. Çünkü 2005-2016 doğumlular ve küçükler arasında oynanacak maçlar var. İşte bu genç yeteneklerimiz için 2,5 aylık programı sahaya çıkacak takımlardan biri. Kocaman alkışlar. Anadolu Yakası takımı Anneler Günü için Anneler Günü kutlu olsun pankartıyla tribünleri selamlıyorlar. Ellerinde güller var annelere verilmek üzere. Tüm annelerin Anneler Günü'nü bir kez daha kutlayalım. Evet, gerçekleştirdiğimiz 4 etapta 376 futbolcu adayını, 15.000 futbolcu adayı arasından 376 genç yeteneği başta Başakşehir altyapısı olmak üzere 25 İstanbul kulübümüzün altyapısına kazandırdık. Bu kamp programımızda da 5.000 İstanbullu gencimiz yer aldı ve 76 İstanbullu Grampon adını büyük finale yazdırdı ve buradan çıkacak oyuncular da bu sayıyı daha da bu arada Metin Tekgüven'in yanına UEFA eski AS Başkanı Şenes Erzik gidiyor. Az sonra Şenes Erzik'le röportaj yapacak. Metin Tekgüven geliyor. Şu an yanımızda FIFA Onursal Başkanı Şenes Erzik var. Şenes Bey, Türkiye altyapısı ve organizasyon hakkında neler düşündüklerini soracağız. Şenes Bey, Futbol Akademi Yetenek Kampı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye altyapısı için? Bildiğim kadarıyla üst düzey kulüplerimizde tabii gençler var, her katıları da var. Federasyonun uyguladığı sistem içerisinde var. Ama yani böylesine futbol akademisi hele hele bu kadar kısa bir zamanda bu kadar büyük bir topluluğu seçme olmak kaydıyla alabilecek ve 376 tane genç futbolcuyu üst düzey takımlara verebilecek kadar bir organizasyon yapılmışsa burada çok emeği geçen başta hocalar, eğitimleri ve onlara destek veren Büyükşehir Belediyesi Başakşehir Kulübü gerçekten büyük bir hizmet yapmış. Dolayısıyla kendilerini kutlamaktan öteye bunun devamını diliyorum. Bütün yüreğimle, çünkü biliyorsunuz belki UEFA'da benim ilk görevim 8 yıl Gençler Komitesi Başkan Vekiliydi. O 8 yıllık deneyim bana Messi'leri, Agüero'ları, bir sürü genç futbolcuyu gösterdi. Öncelikle antrenörleri gösterdi, genç hocaları, altyapı, öz kaynak bilgisi olan eğitimli hocaları, onlarla konuşma imkanı yarattı. Kendim gibi genç yöneticileri, bu sizin olduğunuz gibi, onları görebildim, onlarla konuşabildim. Sonradan hepimiz UEFA'da bir görev aldık. Ondan sonra hakemlerimizi unutmayalım, o maçların gözlemciliğini yaptık. O hakemlere not verdik. Onlar gün geldi, işte Pierluigi Collina gibi benim FIFA hakemliğim başkanlığı, hakem komitesi başkanlığım sırasında 2002'de dünyada dünya final maçını yöneten bir hakem oldu. Şimdi UEFA ve FIFA'nın
hakem komitesi başkanı, profesyonel. Yani bütün gururları yaşadım ama hep gençlerden gelenleri yaşadım. Bu bilmiyorum, bazı yerlere mesaj olur mu? Olursa mutlu olurum. Tekrar tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Yeni görevinizde hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şenez Erzik'le beraber olduk. Sözü tekrar Özhan Bey'e iletiyoruz. Evet, finale yükselen çocuklara Abdullah Avcı ve altyapı sorumlusu Mustafa Sarıgül ayrıca madalyalarını veriyor, başarı belgelerini veriyorlar. Yine Osman Savaş Destek Hizmetleri Daire Başkanı, o da ödül töreninde yer alıyor. Genç yeteneklerimiz anneleriyle birlikte sahadalar. Başkanımızı da az sonra final karşılaşması başlayacak değerli izleyenler. Osman Tamburacı ile birlikte yorumlayacağız final karşılaşmasını. Akit TV Spor yorumcusu, spor basınının usta kalemlerinden Osman Tamburacı bizlerle birlikte olacak. Spor İstanbul'un deneyimli futbol antrenörleriyle birlikte ve bugün dev derbide karşı karşıya gelecek Anadolu yakası karması, Avrupa yakası karması. Mavi formayla Avrupa yakası karması mücadele edecek. Turuncu formayla Anadolu yakası karması sahada yer alacak. UEFA ve FIFA onursal üyesi, Türkiye Futbol Federasyonu onursal başkanı Şenez Erzik, genç kramponlarımıza madalyalarını ve sertifikalarını takdim ediyor. Türk sporunun oluşmasında, Türk futbolunun oluşmasında önemli katkıları var Şenez Başkan'ın. Altyapıların oluşmasında ciddi anlamda yaptığı çalışmalar sonucu meyvesini verdi ve bu anlamda 1996 Avrupa Kupası'na, 2002 Dünya Kupası'na katılımı sağladı Şenez Başkan. Hem protokol anlamında hem lobi anlamında UEFA'da, FIFA'da Türkiye'yi temsil etti. Hem de altyapı çalışmalarının içinde de bu anlamda yer aldı. Ve şimdi annelerimize çiçeklerini veriyor Şenez Başkan ve çocuklara da madalyalarını takdim ediyor annelerinin yanında. Süper Lig'in zirvesinde olan takımın teknik patronu, ligde Başakşehir efsanesini başlatan isim Abdullah Avcı da genç yeteneklerimize madalya takdim törenini gerçekleştiriyor. Dev derbi öncesi İstanbullu kramponlar son kez anneleriyle birlikte sahaya çıktılar. Seremoniye ve anneleriyle birlikte ödüllerini alıyorlar annelerinin yanında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi kampının 5. etap finali gerçekten çok güzel ve çok anlamlı anlara sahne oluyor. Anadolu yakası karması ile karşı karşıya gelecek. Futbol Akademi Yetenek Avı projesinde 5. bölümün sonuna geliyoruz. Evet, az sonra gösteri maçı var. Bir kez daha belirtelim çocuklar. Finale kalan çocuklar başarı belgelerini, madalyalarını aldılar Abdullah Avcı'nın elinden ve almaya da devam ediyorlar. Bu çocuklar arasından altyapılara kazandırılacak öğrenciler var. Belki de ileride A takımlarda oynayacaklar, büyük takımlarda oynayacaklar. Osman Tamburacı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Tamburacı. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Evet, güzel bir ambiyans. Güzel bir ambiyanstan öte, böyle güzel günlerin yaşanması Türk sporunun, Türk futbolunun geleceği açısından hakikaten buraya kimler emek vermişse hepsini bu çocuklarla birlikte ödüllendirmek lazım. Türkiye'nin makus talihi bence yenilmek üzere. Yani Allah'ın verdiği yetenekler kulun bilgileriyle takviye edilirse o zaman diyorum ki dünyada Türkiye'yi yenecek takımlar az çıkar. Biz de analar ki bugün annelerin en mukaddes, en güzel günü anneler günü, onların hepsini ellerinden, alınlarından öpüyor, kucaklıyorum ve
diyorum İstanbul ki analar ne evlatlar doğuruyor ama bunlar sebil olmasın. Bunların bugün, ellerinden bu tutulsun ve Türk futbolu final ve ödül törenimizi hak ettiği yerlere doğru koşar adım gitsin. Çocuklarımızı ve aynı dilekleri paylaşıyoruz. Şimdi fotoğraf çekimi yapılacak. Arkada anneleri ve Bayrampaşa stadında önemli katkı sağlayan deneyimli antrenörlerimiz futbol akademi için yaklaşık 5000 çocuk ve aileleri toplanmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmet Dairesi yetkilileri, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Eski As Başkanı Şener Serzik, Medipol Başakşehirli futbolcular Cengiz Ünder, Marcio Mossoro, yine burada yer alan isimler arasında Osman Tamburacı bizlerle birlikte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi kampı anneler gününe gelmesi de ayrı bir güzellik. 2,5 aylık eğitiminde önemli katkı sağladılar. Evet, toplu fotoğraf çekiminin ardından tabii şimdi bakıldığı zaman bu proje çocukların giyiminden kuşamından tutun da işte beslenmelerine kadar tesislere gelip gitmeleri, oradaki eğitimler 2,5 ay gibi çok büyük bir organizasyon, kapsamlı bir organizasyon. Şimdi bak, güzel kardeşim, sevgi, ilgi başarıyı getirir. Aile fotoğrafı. Yani bu işlere seveceksiniz, ilgi göstereceksiniz. Ne dedin? 5000 çocuk ve ailesi. Bu kadar insanın futbola gönül vermesi demek, futbol olayına batılı gibi bakmamızı sağlamaya başlaması demek. Ben onu anlıyorum. Yani sadece benim oğlum güzel top oynuyor, işte sağ ayağından vuruyor, sol ayağından ne yapıyor değil. Bunun eğitim basamaklarını tırmanarak kim inkar edebilir bu ülkede Abdullah Avcı'yı? O zaman bu ülkede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kadar topun başında olan herkesi de kutlamak lazım. Bunlar hakikaten büyük bir özveriyle yapılan işler ama iddia ediyorum bu organizasyon, bu öğreti düzeni bu şekilde devam etsin. 10 sene sonra Türkiye Avrupa'da şampiyonluğunu ilan eder. Bu kadar kesin ve net konuşuyorum. Bölüme doğru alalım. Evet. Özel bir bölüm oluşturduk annelerimiz için. Görevli arkadaşlarımız o konularda annelerimize yardımcı oluyorlar. Artık ve son hazırlıklar yapılıyor. Final maçı için. 25'er dakikadan iki devre Avrupa yakasıyla Anadolu yakası karmaları karşı karşıya gelecek. Yani o tesislerden çıkan yetenekli çocuklar, finale çıkan çocuklar mücadele edecekler bu karşılaşmada. Şimdi bakın bu da güzel. Yani bu şu demek. A takımıyla B takımının genç çocukları değil, Avrupa ve Asya tarafının, yani Anadolu'nun ve Avrupa tarafının seçilmiş oyuncuları bunlar. Elemeyle gele gele bir yerlere gelmişler. Yani bu şu demek. Biz bu futbolcuların, bu genç çocukların yeteneklerini sınaya öyle bir yere getirdik ki şimdi artık burada final oynanacak. Demek ki bu finalin içinde de estetik güzellikler de olacak. Futbolcuların yetenek sınırlarını zorladığı hareketler de olacak belki de. Maç çok da güzel goller olacak. Ama bir bakacaksınız, aradan yıllar geçmiş. Bugün 10-12 yaşında olan, 8 yaşında olan çocuklar 15 sene sonra ünlü takımların kaptanlıklarına kadar yükselebilmiş çocuklar olacaklar. Belki de bu Türk evlatları uzun yıllardır imrenerek baktığımız Avrupa çocuklarının arasında yabancı takımlarda forma ıslatacak ve göğsünde ay yıldız olan milli takımımızın formasını da başarıdan başarıya sürükleyecek insanlar. O zaman bu çocukları takdir edip alkışlamak bize düşecekse, bugün de bunlara bu kadar ilgi göstererek altyapılarını hazırlayan ve bu duruma imkan sağlayan her kim varsa onları ayakta alkışlamak lazım. Ömrümün anneler günü münasebetiyle ve de bugün bu çocukları burada görmenin hazzıyla güzel günlerinden birini yaşıyorum. Teşekkür ediyorum bütün ilgililere ki böyle bir günü yaşattıkları için. Tabii onlar için de bu unutulmaz bir deneyim. Formalarıyla sahadalar. Diğer çocuklar madalyalarını aldılar. Kenarda onlar da her ne kadar finale kalamadılarsa da yine o heyecanı, şimdi, o havayı soluyorlar. Özhan'cığım, düşünebiliyor musun? Bu yaştaki çocukların madalya alması.
Bu şu demek, bugün yaptığınız işlevle madalya alabiliyorsanız o zaman uluslararası madalyaya doğru da siz koşar adım gidiyorsunuz demektir. Beni en çok mutlandıran tarafı da bu. Yani genç yaştaki çocukların emek sarf ettiklerinde bunun karşılığının bilgiye dayalı bir yetenek sergilemesi ise, bunun karşılığı da bir madalyadan, bir berattan geçiyorsa demek ki bu işin geleceği var. Bu arada Metin Pekgüven başlama noktasında, maçı onunla başlatacağız. Metin de o noktada muhabirimiz. Başlamak üzere çünkü karşılaşma. Mavi formayla Anadolu yakası karması mücadele edecek. 11'e 11 profesyonel bir karşılaşma. Maç ellemesine sahada oynanıyor tabii. Evet. Çocukların yaşına göre. Tabii. Ya hepsi de böyle bak oynamaya hazır. Karının üzerinde duramıyorlar. Evet. Kazanacak mısınız? İnşallah kazanırız. Tebrik ediyoruz gençlerimizi. Evet. Değerli misafirler, sevgili konuklar, dev derbilerimiz başlıyor birazdan. Hocalarla karşı karşıya gelecek her iki takım da. Her şeyi öğretiyoruz. Avrupa yakası karması, rakibe saygı göstermeyi. Hakeme İtaat etmeyi. Özür dilerim. Tekrar başarılar. Gelin şöyle fotoğraf alalım. Sol tarafta. Evet gel. Mücadele edecek. Evet karşılaşma. Başlamak üzere yayınlayacağımız karşılaşma. Devam edebilirsiniz Sayın Tanrıcı. Evet. Yani altyapıda çok şey öğretiliyor. Taraftarla ilişkiden tutun, hakeme itaatten tutun, futbolun nasıl oynanacağı, rakiple nasıl mücadele edeceği, hileye kaçılmayacağı. Yani ez cümle şu, bizim bugün Türk futbolunda nelerimiz eksikse, nelerden şikayetçi isek, eksik olmasınlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve onun saygın başkanı Kadir Topbaş'ın organizasyonunda en küçük birimine kadar hep içeride görüştüm spor akademisi mezunu çocuklarla, gençlerle, kardeşlerimizle büyük bir işe soyunmuşlar. Umutlandım Türk futbolu adına. Evet, son hazırlıklar yapılıyor artık. Başlama noktasında top Anadolu yakasıyla Avrupa yakası 2005-2006 doğumluların maçını ekranlara getiriyoruz. Evet, son kontroller yapıldı. İki tarafta da maçlar aynı anda başlıyor. Biz 2005-2006 doğumluların maçını yeniyoruz. Mücadele başladı değerli izleyenler. Moral alkışı. Bakalım geçen sene finallerimiz gollü geçmişti. Bugün nasıl geçecek? Merakla bekliyoruz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Turuncu forma Avrupa yakası karması, mavi forma Anadolu yakası karması. Bir kez daha tekrarlayalım. Turuncu formada forma ile mücadele edenler Avrupa yakası. Anadolu yakası ise mavi forma ile, lacivert forma ile mücadele ediyor. Değerli misafirler, sevgili konuklar. Top sağ tarafa açıldı, ortaya doğru. Köşe vuruşu. Hayır, köşe vuruşu değil, kale atışı kullanacak şimdi Anadolu yakası takımı, kaleci Emirhan'la. Tabii bizim buradaki konumumuz bazı şeyleri net görmemize mani. Kameralar var, çekimler var, cimicip var. Onların arasından izleme fırsatı buluyoruz ama bizim bakacağımız burada gol de avuttu değil. Evet. Nasıl bir ambiyansla oynanıyor ve çocuklar neler yapıyor? Bir de estetik hareketler de var tabii. Evet. Çocukların gösterdiği, ortaya koyduğu futbolun yanı sıra o yeteneklerini de sergileme şansı buluyorlar. Bak, şimdi top taca çıktıktan sonra yerleşim alanlarına koşuyorlar. Olması gereken yerlere. Ben de onlara bakıyorum. Fevkalade güzel. İyi bir alan savunması var. Devam ediyor. İki tarafta derbiler. Mücadeleler sürüyor. Sağ tarafta küçük yaş grubu. 7-10 yaş ve sol tarafta büyük yaş grubu mücadele ediyor. Köşe vuruşu kullanıyor şimdi Avrupa yakası takımı. Ceza sahası içi oldukça kalabalık. Şu ana kadar rakip de birbirini tartıyor. Kaleci de kaldı hemen. Ayağıyla oyunu başlattı ama kaptırdılar. Avrupa yakasında büyük finale
ismini yazdırdı bu gençler. Anadolu yakası karması ve Avrupa yakasından oyuncular karmalar halinde takım haline getirildi. Silivri'den Tuzla'ya 20 tesisle 52 sahayla çalışmalar sürdü 2,5 ay boyunca ve final günü. Evet, iki maçı da ekranlara getiriyoruz. Hem küçükleri hem büyükleri. İşte Bayrampaşa Stadı'ndan genel görüntüler. Evet, Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nin olduğu bir tesisteyiz. Daha doğrusu Bayrampaşa Stadı Hidayet Türkoğlu'nun içinde diyebiliriz. Çok evet, büyük bir tesis. Evet, çok büyük. Hocam eksikler. Hocam mermiler eksik. Ya gençliğe ne kadar yatırım yaparsan. Ama yetenek geliştirme, ama tesis açısından bunların Türkiye'de boşa gideceğinden yana değil. Bizim futbol oynadığımız dönemlerde bunların hiçbiri yoktu. Ama yerden fışkıran futbolcular vardı. Şimdi onların kat be kat üstüne çıkılacak. Böyle bir önemli adımla. Avrupa yakası köşe vuruşu kullanıyor büyüklerin maçında. Ortaya doğru ama uzaklaştırıyor Anadolu yakası oyuncuları ve taşa çıkıyor top. Kıran kırana bir mücadele. Ve şu ana kadar hiç kasti bir hareket görmedik. Futbol dışı hiçbir şey görmedik. Acaba her gün bu maçlara mı gelsek? Evet. Taş atışını kullandı şimdi Anadolu yakası takımı ama hakem oyunu durdurdu. Hakeme de itiraz yok. Evet. Aferin çocuklar. Atışa bak kullanıldı. Bir taş daha. Yalnız bu arada onu da söylemek lazım. Baskılı oynayan taraf hep bizim önümüzde oynandığına göre. Evet. Avrupa yakası. Evet. Turuncu Avrupa yakası. Şimdi televizyonlar Avrupa yakası diye burada bir de burada dizi çevirsinler. Baksınlar bu maçlardan tabii. Katılımları, anneleri, babaları, onları da biraz da güzellikleri öven yayınlar yapmamız lazım. Evet. Şimdi Anadolu yakası atakta. Ataktaydı. Bu arada diğer taraftan görüntüler de geliyor ekranlara. Taş atışı kullanacak şimdi Avrupa yakası takımı. O bölgede top sıkıştı ama şimdi ikili mücadele. Top dışarı çıkmadı ama şimdi çıktı. Küçükler maçında da köşe vuruşu kullanılıyor. Mevsimin en sıcak bahar günü de bugüne isabet etti. Evet. Her türlü hararet var. Futbolun güzelliği var. Gençlik aşkının yeşermesi var. Doğanın yeşermesi ve sıcağın da basması bir hayli fazla var. Evet. Toplu savunma, toplu hücum izliyoruz. Evet. Çocuklar gerçekten müthiş mücadele ediyorlar. Ceza sahasına doğru şimdi uzaklaştırdı Anadolu yakalı oyuncular. Anadolu yakası karması farkı kapatmak için atak geliştiriyor. Tabii şimdi buradan aileleri de kutluyorum ben. Şimdi sahada evlatlar belki oynuyor ama bugünün mana ve ehemmiyetini vurgulayan anneler de sahanın kenarında evlatlarını
gönül gözüyle seyrediyorlar. Fevkalade güzel bir manzara var. Onlarla da ben içeride soyunma odasında konuştum. Neler neler söylüyorlar. Hepsi çocuklarının iyi yetişecek olmasından, sportif kültüre sahip olacak olmalarından fevkalade mutlular. E tabii işin ucunda para olduğu da söyleniyor yani. Buradan çıkacaklar. Niye bir Arda gibi gidip de Barcelona'da oynamasın? Evet. Yaptığımız röportajlarda, onları da yayınlayacağız bölüm bölüm Akit TV ekranlarında hep. Aileler tabii ki spor için getiriyoruz ama şunu da eklemeyi ihmal etmiyorlar. Ama futbolcu olursa da seviniriz. Tabii canım, tabii. Yani hayatın içinden neşeyi, hüznü birbirinden ayıramıyorsun. Hayatın normalinde de sade yetenek sergilemek parasız bir platformda hiç önemi yok. Hem bunlar istikballerini kazanacaklar hem yeteneklerini sergileyecekler. Golsüz beraberlik devam ediyor karşılaşmada. Evet, şu anda oynanan maç 2005-2006 doğumlular arasında oynanan karşılaşma. Avrupa'ya yakası turuncu formalı takım, lacivert formalı takımda Anadolu yakası. Şimdi sağ taraftan gelişen bir hücum, bize göre sağ taraftan ortaya doğru çıkarılan top. Kale vuruşu kullanacak Anadolu yakası karması. Geri doğru top sol tarafa açıldı. Kaleye doğru dışarı çıktı top. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Anadolu Avrupa yakası takımı. Orta ceza sahasına doğru. Biraz dışarıdan döndü gibi ama. Evet, dışarıdan döndü. Çok güzel bir korner atışıydı. Ya o çocuktan böyle bir vuruş beklemiyorsun. Bu arada saha içinde de atışmalar var. Zaman zaman işte o köşe vuruşu sırasında. Şimdi futbolun içinden heyecanı, rekabetin sinire dayalı, agresifliğe dayalı tarafını alırsan geriye de bir şey kalmaz. Evet. Ama bunu sınırlı yapabilmek önemli. Yani aşık kemiğine tekme yemiş bir genç sporcunun yerde acı içinde olduğu zaman iyi bir şeyler söylemesi pek mümkün değil. Ama bunun da bir ölçüsü var. Hepimiz birbirimize karşı toleranslı olacağız. Evet. Golsüz eşitlik devam ediyor büyükler maçında. Baskılı olan taraf Avrupa yakası, sağ taraftan gelişecek şimdi hücum. Gol için geliyor. Penaltı. Anadolu yakası karması. Penaltı kullanacak. 2-0 geride. Şut vurmayı denemediler. Ve top taşa çıkıyor. Önemli bir şans yakaladı. Nerede ya? Orada mı? Salih Aksoy Kaya kullanacak şimdi puan. Taş atışını. Penaltı kullanacak. Avrupa yakası karması. Tekrar Salih'e doğru yerden pas. Mert Halil vuramadı. Ama maçın hakemi ben düdüğü çalmadı. Bir şut savunmadan dönüyor. Ardından uzaklaştırıyor Anadolu yakası oyuncuları topu. Penaltı atışı kullanacak. Avrupa yakası karması. Baskı kurmuş durumda. Anadolu yakası karması. Avrupa yakası. Farkı bire indiriyor. Anadolu yakası karşısında kalesinde. Bu arada diğer maçtan da üst üste gol haberleri geliyor. Farkı bire indirdi. Bakalım maçta. Burada bugün bir futbol şöleni var. Sahanın öbür yarısında da yine Anadolu yakasıyla yaş farkları var bunların. Anadolu yakasıyla Avrupa yakası mücadele ediyor. Orada da Anadolu yakası 2-1 önde sürdürüyor maçı. Evet. Burada daha gol yok. Biz büyüklerin maçını verelim dedik. Bu arada tehlikeli bir pozisyon Emirhan'da kaldı. Büyüklerin maçını verelim dedik. Daha evet. Kıran kıran evet. Olur diye ama evet. Gol sesi oradan geliyor hep gol sesleri. Zaman zaman oraya da dönüyoruz. O maçtan da görüntüler getiriyoruz ekranlara. Orada da Avrupa yakasının 2-1 üstünlüğü var. Bu maç golsüz eşitlikle devam ediyor. Müthiş bir mücadele var iki takım arasında. Bir taç daha. Ahmet Türen'in müdahalesinde top taça çıktı. Atışı Salih kullandı geriye doğru. Bir top çarpması.
Anadolu yakası karmasından oyuncumuza. Kaleciye doğru Emirhan. Bu arada iki takımın kalecilerinin isminin de Emirhan olduğunu belirtelim. Aa, biri Emirhan Musaoğlu. Evet, Hakkı Başar'dan gelmiş. Hakkı Başar tesisinden. Diğeri de Emirhan Ertekin. Kupköy'den gelmiş. Baskısını arttırdı. Avrupa yakası karşısında. Bakalım eşitliği sağlayabilecekler mi? Kale atışıyla oyun başlıyor. Anadolu yakası kullanacak kale atışını. Eren Çalışkan 10 numarası Anadolu yakası karmasını. Geçmiş olsun diyoruz. Kötü bir vuruş oldu. Ve karşılaşma yeniden başladı. Cem. Anadolu yakası karmasının savunması dikkatli. Cem de topu bırakmıyor. Eren. Avrupa yakası daha teknik Anadolu yakasına göre. Eren'in baskısı taç kazandı. Ve topa daha hakim, oyunu da rakip sahaya yıktılar. Evet. Maçta durum 2-1. Ama bir türlü o pozisyonu bulamıyorlar. Evet. 1-0 önde tekrar atacaksın. Kaleyi zorlayacak, kaleciyi zorlayacak pozisyonu bulamıyorlar. Ve sürekli top taşa çıkıyor. Böyle bir mücadele var sahada iki takım arasında. Şimdi Avrupa yakası ayağına aldığı topları kısa paslarla gidiyor. Ama Anadolu yakası da onların kendi 18'lerine girmesine mani olacak şekilde sık bir savunma örneği gösteriyor. Onun için top sık sık taca çıkıyor. Yani giremiyorlar. 18'e dalamıyorlar. Evet. Atış kullanıldı. Serbest vuruş kullandı. Avrupa yakası takımı. Maçta eşitliği sağlamaya çalışıyor ama Avrupa yakası da atak bir ara pas. Yine araya giriyor. Yine korner. Evet. Ali Kemal Akturan değerlendirmedi pozisyonu. Emir kaç kaç. Emir kaçın. Adı atın gol. Adı gol geliyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Şimdi şut şansını bir türlü yakalayamadılar. Bir karambol ceza sahası içinde. Anadolu yakası karması savunması dikkatli. Ortaya çıkarılan top kötü bir vuruş geldi. Cem ile geliyor Avrupa yakası karması. Cem içeri ortası. Kimse dokunamıyor. Tekrar atak şansı Avrupa yakası karması için. Topu kaptı Anadolu yakası karması. Tek başına gidiyor. Savunma dikkatli. Karşılıklı top kayıpları her iki takımda da. Top sağ tarafa açılıyor. Bakalım etkili gelişebilecek mi Avrupa yakası hücumu? Orta alan mücadelesinde geçiyor daha çok karşılaşma. Bir kez daha dışarı çıkıyor top. Avrupa yakasının hücumları daha ziyade sağ kanattan geliyor. Orayı daha iyi kullanıyorlar. Bu arada saha biraz daha büyük olsaydı değişik olur muydu? Zannetmiyorum. Yine sıkışırdı o bölgeye. Tabii. O bölge. O bir arzu o. Demek ki orada daha yeteneği bol oyuncular var, oradan gidiyorlar. Evet. Ama Anadolu yakası karmasının kalecisi çok dikkatli. Büyük grupta da golsüz eşitlik devam ediyor. Karşılaşma başladı. Yine kale atışıyla Emirhan oyunu başlatıyor. Golsüz eşitlik devam ediyor ve saha kenarında arkadaşlarını izleyen çocuklar. Avrupa yakası karması turuncu formayla. Şimdi yerden bir pas. Top dışarı çıktı yine. Bir kale atışı daha. Pas mıydı, şut muydu pek anlayamadık ama. Bu dakikalarda baskısını arttırdı Anadolu yakası kalesi karşısında. Bu arada köşe vuruşuna karar verdi maçın hakemi. Ali Kemal Akturan kullanacak köşe vuruşunu. Avrupa yakası karmasından. Şimdi kullanıldı. Tekrar korner. Bir korner daha. Avrupa yakası karması için bir gol şansı daha. Tabii burada bize verilen bölüm pek sağlıklı olmadığı için maçı tam anlamıyla sahanın sağlıklı içinden bunu yaptı içeri ortaya. Oldu gol. Ve gol. Evet gol. Avrupa yakası karması büyük grupta 1-0'lık üstünlüğü elde ediyor. Sonunda golü buluyor. Ben bunu görebildim. Yapılan kornerde
Tam kale içine top düştü. Kaleciyle beraber çıktılar. Kaleci müdahale edemedi. Evet, arkadan geliyor. Evet. Kafa vuruşu savunmaya da çarpıyor. Orada gol oldu. Bu tarafta geldi. Efecan Kaan'a çarpmış top. Küçük grupta fark yeniden ikiye çıktı. Gol atan oyuncu da Polat Canpayır. Canpayır Kuştepe tesislerinden. Golü ona yazmak lazım. Gerçi vuran o. Efecan'a çarptı ama gol atan oyuncu Polat Canbayır. 1-0 üstün durumda Avrupa yakası karması, Anadolu yakası karması karşısında. Şunu da belirtelim, ikinci yarıda takımlar değişecek. Evet. Yeni oyuncular sahaya dahil olacak. Aynı takımlarla oyuncular farklı. Evet, skor olduğu gibi kalacak. Cem uzaklardan vuruyor. Cem muhteşem bir gol. Snyder'in golüne eşdeğer bir gol. Cem'den geldi. Fark 3'e çıktı. Cem'in golüyle Avrupa yakası karması üstünlüğünü 4-1'e çıkardı. Diğer taraftan da üst üste gol haberleri geliyor. Artık Anadolu yakası için 4-1 işte Avrupa yakası. Bakalım maçı Anadolu yakası karması bu gollere nasıl tepki verecek? Bir serbest vuruşla Anadolu yakası karmasından. Bakalım Frikik'te gol ayağı olacak mı Anadolu yakası karmasının? Serbest vuruş kullanıyor şimdi Avrupa yakası. Kaleci Emirhan da kaldı. Avrupa yakası karmasını hemen oyunu başlattı Emirhan ama top taşa çıkıyor. Onlar kullanacak. Anadolu yakası karması. Avrupa yakası kalesinde golden sonra ataklarını arttırdı. Mavi formayla Anadolu yakası karması. Çok dikkatli savunma. Sol ama tarafa doğru açılan top. Bir kez daha taşa çıkıyor. Anadolu yakası karması karşısında Avrupa yakası karması. Ahmet Türe kullandı taçı. 4-1'lik ama top tekrar Avrupa yakalı oyunculara geldi. Anadolu yakası karşısında. Diğer tarafta da Avrupa yakası karması 1-0 üstün. Büyük yaş grupta Anadolu yakası karşısında. Ara pas düşüncesi ama yerine ulaşmadı. Serhat. Tabii bu maçlar böyle uzaklaştırıyor topu o bölgede. Furkan oyunun dinamiklerini çok değiştiriyor ve bir anda biraz daha sanki toparlanmış gibi Anadolu yakası ama pozisyon bulmakta zorlanıyor onlar da. Golden sonra hırslandılar. Bunları daha önce kendilerimizde gördük, şahit Muhammed olduk. Bugün de bunu burada yaşayabiliriz. O yüzden erken köşe vuruşu kazanıyor şimdi Anadolu yakası takımı. Golü yedikten sonra eşitliği yakalamak için uğraşıyorlar. Üstünlüğü var Avrupa yakası karmasının küçük yaş grubunda. Kaleci çok dikkatli. Anadolu yakası karması eşitliği sağlamak için köşe vuruşu kullanıldı. Bakalım sonra çıkacak mı bu atakta? Bir türlü şut açısı yakalayamadı Anadolu yakalı oyuncular. Sol tarafa doğru. Efecan Kaan'ın pası yerini bulmuyor. Şimdi hızlı çıkma düşüncesi Avrupa yakasında. Serhat Demir. Avrupa yakası atak geliştiriyor büyük taş grubunda. Evet. Oo, riskli bir hareket ama burada hakemi oyunu durdurdu. Hakem daha önceden oyunu durdurdu. Evet. Faul verdi. Ve serbest atış kullanacak Avrupa yakası karması Kemal'le. Ali Kemal Akduran. Ali Kemal baktı kaleye. İçeride arkadaşlarına baktı. Çok sert geçti gol. İkinci gol Ali geliyor. Muhteşem orta. Ali Kemal şutla karışık bir orta. Sol ayağını çok iyi kullandı. Üstünlükle kapatıyor büyük yaş grubu. Çok sert vurdu. Evet, çok Avrupa sert yakası, vurdu. Anadolu yakası karması karşısında. Golü tekrar izleyelim. İşte Ali Kemal vuruşu. Anadolu yakası karmasının. Anadolu orada yakası karşısında. İkinci bir şimdi darbe daha darbe var. Var. Ve skor oynayan arkadaşlarımız şimdi 2-0 oluyor. Ve diğer oyuncular
Avrupa yakası 2-0 yaptı skoru ve şimdi oyuncu ve değişikliği yapılıyor. İkinci takımlar sahaya yani geliyorlar. 2-0'lık Avrupa yakası üstünlüğü var. 12 yaş grubunda öyle mi? Evet, 12 yaş grubu. Küçük yaş grubu ve büyük yaş grubu. O kadroları da verildi şimdi sahaya gelen takımların kadrolarında. Avrupa yakası Emirhan Musaoğlu, yine Emirhan kaleciler. 4 tane Emirhan var. Pardon, Emirhan Musaoğlu bir tanesi aynı, 3 tane Emirhan var. Evet. Özdemir, Ertekin, Musaoğlu. Evet. Emirhan çıkmıyor kaleden Avrupa yakasında. Şaban Eren, Necmettin Ütücü, Enes Kazım Şen, Eren Büyük, Furkan Çetinkaya, Mücahit Öztürk, Altan Vatansever, Kerem Ömer, Yılmaz, Kenan Can, Hüseyin Kara, Volkan Gürbüz. Avrupa yakası, Anadolu yakası Emirhan Özdemir, Kerem Öztürk, Hamza Sarı, Yakup Okumuş, Enes Kibar, Mehmet Can Okumuş, İbrahim Mete Özsoy, Cem Bilgin, Arda Özden, Muhammed Arda, Hasan Tuna Yılmaz, Göksel Kök. Küçük yaş grubunda 4 birlik üstünlüğü var. Turuncu formalı ekibin. Diğer büyük grupta ise 2-0'lık üstünlüğü var. Avrupa yakası karmasının. Bakalım Anadolu yakasında. İki tarafta da Anadolu yakası takımları üstün durumda. Kendini eylerine döndürebilecek mi? Birazdan göreceğiz. Şampiyonu belirleyecek yarı. Şampiyonlar belli olacak. Az sonra bu karşılaşmanın ardından kupa ve ödül dönemi gerçekleşecek. Her iki yaş grubunda da Avrupa yakası üstün. Yine bir seremoni yapılıyor. İkinci takım için tabii. Fotoğraf çekimi. Çocuk olsam da bunların arasına bir katılsam. Siz de eski bir futbolcusunuz. İşte onun için özlüyorum ya zaten. Önümde en azından 20 sene futbol oynayacak bir zamanım olurdu. Ve onu bu sefer çok daha iyi değerlendirirdik. Çünkü tesisler, imkanlar bizim zamanımıza göre çok çok daha gelişmiş. Avrupa yakası hata izliyoruz. Vaziyette. Evet. Dışarı vurdu. Gerçekten çok şanslılar. Evet. Başlama vuruşuyla başlayacak. Bu arada karşılaşma başladı. Büyük yaş grubunda üstünlüğü var. Avrupa yakası karmasının. Emirhan. Bu sahada ise 4 birlik üstünlüğü var. Turuncu formalı takımın. Anadolu yakasında atak geliştirme düşüncesi. Kadro değişikliği. Avrupa yakasında da kadro değişikliği. İkinci yarı. Tam bir karambol vardı. Şimdi top boşa çıktı. Farklı kadrolarla sahaya çıktı. Out. Bakalım giren oyuncular farkı azaltabilecek mi? Kalem vuruşuyla başlatacak karşılaşmayı şimdi. Ve bu karşılaşmanın ardından Avrupa yakası takımı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değerli protokolü şampiyon takımlarımıza, dereceye gelen takımlarımıza kısa düştü. Madalyalarını takdim edecekler. Gelişine bir vuruş. Top taşa çıkıyor. Anadolu yakası kullanacak taş atışını. Ahmet Arda. Cem Bilgin çıkaramadı topu o bölgeden. Şimdi Avrupa yakası taş atışını kullandı. Faul. Serbest vuruş kullanacak Anadolu yakası. ...2-0 üstünlüğü var Avrupa yakasının. 12 yaş kategorisinde oynanan maçta. Diğer tarafta da 4-1. Anadolu yakası karması. Top doğrudan dışarı çıkıyor bu arada. Farkı azaltma çabalarını sürdürüyor. Küçüklerde de 4-1 Avrupa yakasının üstünlüğü var. İki maçta da Avrupa yakası üstün durumda. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı. Küçük yaş grubunda da, büyük yaş grubunda da. Kısa düşen top ama yine Avrupa yakalı oyuncularda kaldı. Furkan Çetinkaya. Furkan pas verecek arkadaşını aradı. Baskı var. Şimdi pasını çıkardı. İkinci yarıda pres yapan, baskı yapan takım Anadolu yakası. Tekrar Furkan. Daha önce öyle söylemiştik. Şimdi Eren Büyük. Biz de onun söylediklerini.
pimpon topu gibi bir oraya bir buraya gidiyor top. Evet, çok güzel paslaşarak gidiyorlar. Şimdi ceza sahasına doğru kaleci Emirhan gelecek mi? Avrupa yakası için uzaklaştırmaya çalışıyor Anadolu yakası. Bir şut denemesi, dönüyor yine savunmadan. İyi kapanıyor ama Anadolu yakası. Evet. Altan'la şimdi ata sürdürme düşüncesinde Avrupa yakası takımı. Orta düşüncesi savunmaya çarpıyor, köşe vuruşu. Hayır, köşe vuruşu değil, kale atışıyla başlayacak. Buradan tabii zorlanıyoruz görmekte. Evet. Güneş de tam gözümüzün içine evet. Geliyor yani. İki adım önceyi, öteyi görmek zor. Kaleci de kaldı, hemen Emirhan degajını yaptı. Şut denemesi Emirhan'da kalıyor. İki yerlerde gol sesi çıkmadı. Her iki tarafta uzaktan da şut denemesi. Orta saha mücadelesinde geçiyor. Acele etti. Topa hakimdi. Yanında da çok arkadaşı vardı. 18'e kadar girebilirlerdi. Karşılık vermesi lazım. Avrupa yakası kalmasına maçın kendi lehine çevirebilmek için. Taç atışı kullanıyor şimdi Avrupa yakası takımı. Anadolu yakası kullanacak. Uzaklaştırılan top. Hızlı çıkma düşüncesi Anadolu yakasında Avrupa ama. Avrupa yakası kalması çok dikkatli. Çok temiz bir futbol oluyor ama. Evet, top Kenan Can'dan dışarı çıktı. Bir kez faul oldu. Evet. Hakem de zaten ona dikkat ediyor. O oynanabilir pozisyonları avantaja bırakıyor. Evet. Niye? Çünkü kasti bir şey yoktu onun için. Bir taş atışı daha kullanıyor şimdi. Demek futbolcu temiz oynarsa hakem de ona yardımcı oluyor. Bu maçta herhalde bol bol örnek çıkarmak lazım. Tabii. Gol geldi Avrupa yakasından. Skoru 5-1'e getirdi. Bu golle Avrupa yakası farkı 4'e çıkardı. Anadolu yakası için işler artık daha zorlaştı. Heh, geliyor gol. Bakalım nasıl tepki verecek mavi takım. Şimdi İlk şu taşısı bulamadılar. Dışarı çıkıyor. Anadolu yakası büyük grupta da deniyor. Çok acele ediyorlar tabii. Evet. Onun da etkisi var. Herhangi bir sonuç alamadı. Atış kullanıldı. Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Anadolu yakası Avrupa yakası karmasında kaleci Berat. Bak, bir faalda. İstanbul yakası Anadolu yakasına göre daha fizik açıdan üstün. Avrupa yakası karmasında topa daha çok sahip olmakta fizik üstünlüğü yardımcı. Evet. 5-1'lik üstünlüğü var. Avrupa yakası karmasının küçük grupta. Serbest vuruş kullanıldı ama bilhassa da savunmada gözleniyor o fark. Top bir kez daha dışarı çıktı. Ama top el değiştiriliyor. Buradan tabii pozisyonları sağlıklı görmemiz mümkün tabii. Değil. Çok uzak kalıyoruz. Şimdi şut denemesi vurmadı. Savunmadan döndü. Avrupa yakası karması Anadolu yakası karmasına tehlikeli geldi. Bak, onu beğeniyorum o çocuğu. Sağ kanadını İstanbul yakasına. Atak devam ediyor. İsmini de hemen söyleyelim. Enes Kazım. Akıllı işler yapıyor. 13 numara değil mi? Evet, topa iyi hükmediyor. Enes Kazım Şen. Nereden gelmiş Enes Kazım? Silivri'den gelmiş. Oo, iyi. Kale atışını kullandı Anadolu yakasının kalecisi Emirhan. İki kalede de Emirhan var. Onu bir kez daha belirtelim.
İkinci yarıda gol yok bu tarafta. Büyükler maçında ilk yarı 2-0 sona erdi. Avrupa yakasının üstünlüğüyle. Golü kim atarsa atsın Emirhan yiyor. Değişmiyor evet. Değişmiyor hiç. Kader aynı. 2-0'lık evet. Üstünlüğü var. Büyük yaş grubunda Avrupa yakasının kullanılacak. Hayır. Top çıkmadı o bölgede. Karambol. Küçük yaş grubu Avrupa yakasında şu an Avrupa yakası. Bu kez top dışarı çıktı. Evet. Şimdi taş atışı kullanıyorlar. Daha yakın. Bakalım Anadolu yakası karması takımları nasıl karşılık verecekler? Maçı kendi lehlerine çevirebilecekler mi? Çok az bir süre kaldı. Artık karşılaşmaların noktalanmasına. Şimdi Enes'le çıkıyor. Anadolu yakası faul. Enes'i indirerek durdurdular ancak. Avrupa yakası karması büyük grupta tehlikeli bir yerden serbest atış kullanacak. Serbest vuruş biraz köşe. Bakalım kaleye mi kullanacaklar? Büyük yaş grubunda ikinci devrede gol sesi çıkmadı. 2-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor Avrupa yakası. Ve gol geliyor. Gol geliyor. Anadolu yakası karması karşısında Avrupa yakası karması skoru 6-1'e getiriyor. Golü atan isim Mehmet Tarık 10 numaralı formasıyla Mehmet takımına 6. golünü kazandırdı. Farkı 5'e çıkardı bu golle Avrupa yakası karması. Furkan köşe vuruşu kullanıyor. Öteki tarafta yine gol var duyuyorsunuz. Biraz atış kullanıldı. Şut pozisyonu savunmadan dönüyor. Anadolu yakası kalesinde. Yine Avrupa yakasında kaldı diyecektim Avrupa top ama. Enis preste yapıyor. Var. Yani evet. Topu ayağına beklemiyor. Evet. Bir sağ evet. Kanatta bir sol kanatta ve preste. Avrupa yakasının her iki sahada da üstünlüğünü sürdürüyor. Turuncu formalı takımlar. Yine bir taş atışı oyun başladı. Bir an önce golü bulmak için hızlı hareket ediyor Anadolu yakalı oyuncular. Şimdi şut açısı, vuruş savunmadan dönüyor. Çok çok iyi oynuyorlar. Anadolu yakası hücumu devam ediyor. Bir faul daha. Kaleyi çaprazdan gören bir nokta. Ya çocuklar bir hakeme itiraz edin de futbol oynadığınızı anlayalım ya. Alışık değiliz biz böyle şeylere. Helal olsun çocuklara. Hasan. Helal olsun bunların hocalarına. Hasan Tuna Yılmaz kullandı serbest vuruşu. Dışarı çıktı. Bir tehlikeli pozisyonda gerçekleştirdi Anadolu yakası kalesinde ama sonuç çıkmadı. 6-1'lik üstünlük devam ediyor. Maçların da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Az sonra ödül töreni var. Görünen o ki iki tarafta da Avrupa yakası şampiyon olacak. Diğer tarafta kesin 6-1'lik bir skor var. Bu tarafta da 2-0. Şampiyon olan takımlarımıza, dereceye giren takımlarımıza, yine Avrupa yakasının üstün olduğunu görüyoruz karşılaşmada. Madalya ve kupa töreni gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi kampı final akşamında Bayrampaşa Camp Nou'da şampiyon belli olacak bu maçların ardından. Havalanan top. Dikkat ediyor musun? Top hiç havaya da kalkmadı. Evet. Hep yerden oynandı. Evet, şimdi biraz kaldırıyorlar havaya. Avrupa yakası kalesinde gol geldi. Farkı 4'e indiriyor bu golle. Anadolu yakası karması. Geri dönüş olur mu? Ümitler yeniden canlanıyor mu? Mavi formalı takım. Bakalım maçın ilerleyen dakikalarında skoru değiştirebilecek mi? Zamanları yetecek mi bunu yapmak için? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada diğer maçtan da güzel goller var. Ben buraya bakıyorum ama 6-2 oldu. Sayın Tamburoğlu, siz orayı da seyrediyorsunuz. Evet, orayı da seyrediyorum, bakıyorum ben. Kontra atakta golü buldu Anadolu yakası. Evet. Efecan Bozkurt benim yanıma
gelsin. Efecan'ı bulamadık. Efecan Bozkurt. Bir taş atışı daha kullanıyor Anadolu Yakası takımı. Efecan Bozkurt. Ben değilim abi. Efecan Bozkurt. Uzun bir taç atışı. Küçük yaş grubunun olduğu sahaya bekliyoruz Efecan'ı. Efecan Bozkurt. Furkan Çetinkaya uzun oynadı. Göğsüyle karşılıyor. Efecan Bozkurt. Güzel hareketler. 22 evet, numaralı oyuncu Eren Büyük. Haydi Enes. Acil benim yanıma. Ah Enes bu kaçmaz. Tekrar oyun başladı. Bak, sağ tarafa doğru o boşluğu iyi gördüler. Atabilirlerdi. Cem Bilgin gitmeye çalışıyor. Cem. Efecan Bozkurt'u tanıyan arkadaşları yönlendirme konusunda yardımcı olsunlar. Tekrar Cem'e geldi top. Ama Anadolu Yakası. Efecan Bozkurt. Avrupa Yakası oyuncularının kontrolünde top dışarı çıktı. Genç kardeşimize Tuzla kale atışını bıraktı. Arkadaşı kullanıyor Emirhan yerine. Furkan Çetinkaya uzun oynuyor. Şimdi kafayla verilen pas. Şut pozisyonu çok kötü bir vuruş. Enes yoruldu galiba. Bu Altan. Altan vurdu. Altan vurdu evet. Altan vatansever. Ömer Attab Taşer. Ömer Attab Taşer. Efecan mı? Ömer Attab Taşer. Havalanıyor top. Ömer Attab Taşer. Bekliyoruz. Şimdi savunmanın arkasına doğru kafayla karşılıyor Avrupa yakalı oyuncular. Kötü bir vuruş geldi Eren Büyük'ten. Top doğrudan taşa çıkıyor. Ömer Anadolu Attab yakası kullanacak Taşer. Taçı. Ömer Attab Taşer. Sahaya bekliyoruz genç kardeşimizi. Topun kornere çıkmasına izin verdi Altan. Şimdi atışı kullanacaklar hemen. Altan o bölgede. Tüm oyuncular ceza sahasına kümelendi. Hop, üst direğin üstünden. kaleye vurma düşüncesi oldu. Altan'dan ama sonuç alamadı. İkinci yarıda müthiş bir mücadele var ama gol yok. Maçların sonuna doğru yaklaşıyoruz. Az sonra kupa töreni var. Çırpıcı tesisinden kale arkasında takım hocam bekliyor. Tesis hocam bekliyor seni. Fırat Yüce. Kale atışını Emirhan Fırat kullanıyor. Yüce Çırpıcı spor tesisinden takım hocam seni bekliyor kale arkasına. Büyük takımın maç yaptığı kale arkasına. Serbest vuruşu kullanıyor şimdi Anadolu yakası takımı. Kafayla karşılıyor Avrupa yakalı oyuncular. Anadolu yakası kendi sahasından çıkarken uzun top kullanıyor. Rakip 18'e girdiği vakitte daha çok kısa paslarla kaleciyle karşı karşıya kalmayı deniyorlar. Top köşe yönlerine yakın yerde Göksel. Göksel. Ortaya çıkaramadı. Bravo Göksel. Gidebileceği yere kadar gitti. Evet. Tekrar Avrupa karması maça başladı. Kenan Can'ın pası o yeri bulmadı. Bu arada güzel hareketler. Bir de şutla bitirmek istedi ama sonuç çıkmadı. Enes Kibar biraz önce hareketlerini izlediğimiz oyuncu. Efecan
Cambaz gibi oynuyor Enes valla. Evet. Topa iyi hakimiyet gösteriyor. Enes Kazım Şen. Silivri'den. Bravo gelmiş. Enes. Top hala oyun alanı içerisinde. Orta geldi ama yerden bir ortaydı. Uzaklaştılar. Yine halı arkasında kaldı. Şut pozisyonu. Birinden döndü o. Evet. Çok sert bir şut geldi. Furkan'dan geldi o şut. Şimdi hızlı bir hücum olur mu? Avrupa yakası için pas yerini bulmadı ama o bölgede bravo kaleci geri pası ayağıyla karşıladı. Eyvah. Hoppa. Hata yapıldı korktum. Yani insan burada kendini oynuyormuş gibi hissediyor. O yapılan hatayı sen yaptın diye yorumluyorsun. İsmet üzülüyorsun. Berat Yılmaz. İsmet köşe Berat vuruşu kullanıyor Yılmaz. Şimdi. Avrupa yakası sağaya takımı atış kullanıldı. Evet, İsmet Berat'ı uzaklaştırıyorlar topu. Çocuklar annelerinizin yanından ayrılmayın. Hocalarımızın yanından Enes'e doğru gitmiyor. Enes baskı yaptı. Bak dört tane Avrupa yakasından oyuncu var. Bir tane Anadolu yakasındaki oyuncuya karşı. Yani iyi kapanıyorlar. Sahayı iyi daraltıyorlar. Evet. Diğer arkadaşlar da bunların hepsi öğreti işi ha. Kafadan oynamıyorlar. Evet. Antrenörlerinin gözetiminde. Şimdi sol tarafa doğru. Taç. Hadi Arda, hadi Arda kalk çabuk çabuk. Arda gidemedi ama taçı kullanacak şimdi. Bir taç daha. Kafayla karşılanan oyuncu Eren Büyük oldu. (Gülüyor) 2-0 Avrupa yakasının üstünlüğü devam ediyor. Karşılaşmada ikinci yarıda takımlar değişti. Bunun altını çizelim bir kez daha. Kenan Can, Kenan. Hakem oyunu durdurdu, faule karar veriyor. Atışı Anadolu yakası kullanacak. Yakup Okumuş. Ömer Hatap rakip yarı alanda tüm oyuncular var Anadolu yakasında. Yakup kullandı Taşar. Şimdi atışını. Hocanın yerine bitti. Ve karşılaşma sona eriyor. Evet. Avrupa Ömer yakası Hatap büyüklerde Taşar. 12 yaş grubunda maçı 2-0 kazanıyor. Diğer tarafta da 6-2 kazanan taraf Avrupa yakası oldu. Yani şampiyon iki tarafta da Avrupa yakası olmuş oldu. Futbol Akademi 5'in finalinde değerli izleyenler. Şimdi ben de kendimden bir slogan atayım. Avrupa yakası da bizim, Anadolu yakası da bizim. Kimin eli sıkılır? Avrupa yakasının. Ama bu demek değildir ki Anadolu yakası kaybetti. Bu bir yarışmaydı. Bir dahaki seneye de onlar kazanırlar inşallah. Evet. Şimdi kupaları verilecek çocuklara. Avrupa yakası darbesi, Anadolu yakası karşılaşmaları. Küçük grupta da, büyük grupta da sona erdi. Her iki grupta da Avrupa yakası darbesi şampiyonluğu elde etti. Değerli Futbol Akademi kampının yıldız adayları, tesislerinize ayrılan bölümlerde hocalarınızın yanından ayrılmayın. Velisiyle olan velisinin yanından ayrılmasın. Çocuk kardeşlerim, lütfen önemli rica alınır. Şimdi kupa töreni ve ödül töreni gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademi kampı ödül akşamında Bayrampaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey protokolü genç şampiyonlara kupalarını ve madalyalarını takdim edecekler.
Avrupa yakası karması küçük yaş grubunda da büyük yaş grubunda da şampiyonluğu elde etti. İpi göğüsledi. Birazdan şampiyonluk kupalarını kaldıracaklar. O kupalar sana helal al gel de buralar bayram olsun. Evet, şampiyon belli oluyor. Kupasını alacak şampiyon. Avrupa yakası karması her iki grupta da şampiyonluğu elde etti. Küçük yaş grubunda 6-1 kazandı. Turuncu formalı takım büyük yaş grubunda da 2-0'lık üstünlüğü vardı turuncuları. Evet, yayınımızın sonuna doğru geliyoruz değerli izleyenler. Yanımda Mustafa Sarıgül var. Başakşehir Kulübü altyapı koordinatörü. Medipol Başakşehir Kulübü. Nasıl geçti organizasyon? Öncelikle günün değeri açısından dünyanın en değerli varlığı olan annemizin anneli günü kutluyorum. Şu anda Büyükşehir Gençlikspor Müdürlükleri ve Spor AŞ ile beraber yapılan bu organizasyonun önüne geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok değerli bir çalışma. Zaten bu çalışma içerisinde biz de altyapımızı oyuncular da beğeniyoruz ve alıyoruz. Şu anda bu grupta da oyuncular beğendi. İnşallah onları da grubumuz içerisinde bakacağız. Tekrar onları da belki Başakşehir bünyesine katmayı da düşünüyoruz. Hakikaten çok değerli bir çalışma ve bu çalışma içerisinde olmakla da gurur duyuyorum. Zaten başlangıçta Abdullah Hocam'la beraber de bunları paylaştık. Kulübümde de bu tür oyuncuların bulunan değerli oyuncularımız var. Küçük yaş gruplarında. Gelecekle alakalı bizim özellikle küçük yaş gruplarında bu gruplardan oluşturmaya çalışıyoruz. Daha önce sizler yaptığınız programlarda görmüştünüz zaten. Buradan da en az her grupta 2'şer 3'er tane oyuncularımız var. Değerli olarak. Yani sadece şey olarak bakmayın. İnşallah nasip olursa 3-4 sene sonrasında bunları milli takımlar seviyesinde göreceğiz. O gruplarla alakalı çok değerli çalışmalarda da bulunuyoruz. Bu çalışmalarda en güzel şekilde takip etmeye de çalışacağız. Çalışmaya da devam edeceğiz. O yüzden evet. Emeğe geçen herkese de bu konuda teşekkür ediyorum. Sizler de dahil. Bu arada çocuklar platforma çıktılar. Sizin öğrencilerden var mı bunların içinde? Hayır, bunlar zaten yeni öğrenciler. Bunların içinde seçmeye çalıştığımız öğrenciler falan var. Ben de yakından takip ettim. Hafta içerisinde bir yarı finaller yapıldı. Kendi grup hocalarımı da gönderdim. En son kendim de burada bakıyorum. Onlar içerisinde zaten Spor AŞ'nin eğitmenleriyle falan birlikte çalıştığımız programlar var. Sağ olsunlar sezon içerisinde bölüm bölüm onlar da buraya katkıda bulunuyorlar. Biz de onlarla beraber bu işin bu organizasyonu devam ettirmeye çalışıyoruz. Onlar için inşallah gençler bünyemize katacağız nasip olursa. Evet. Bu arada tabii çocuklar için de final oynasınlar oynamasınlar çok anlamlı böyle bir organizasyonda bulunmak değil mi? Sadece çocuklar değil aileler için de şöyle bir organizasyon içerisinde olmak bu. Şimdi yarışma olarak düşünülmemesi lazım, bir eğlence olarak düşünülmesi lazım. Zaten bu tür çocuklarımızın daha bu yaşlarda rekabet ortamına sokarsak bu tür eğlencelerin eğlence alamıyorlar. O bunu artık bir oyun, bir eğlence olarak görmeli lazım. Futbolu da aslında oyun olarak görürsek inşallah ileriki safhalarda bu tür insanları genç olarak futbol hayatında kazandırma şansımız olur. Yani şu andaki nesil üzerindeki en büyük baskıdan biri de bu. Yani futbol onlar için bir geçim kaynağı olarak düşünüyor. Hayır, öncelikle bir oyun, bir spor olarak düşünülmesi lazım. Daha sonraki yapılandırmada eğitimlere beraber devam ederken nereye geleceklerini 14-15 yaşından sonra kendileri karar vereceklerdir. Ben sadece spor olarak yapmalarını eğitimle beraber devam ettirmelerini istiyorum. Bununla alakalı federasyona da aynı şeyleri söyledik. Bir takım seviyesine aynı şeyleri söyledik. İnşallah fikirlerimiz onlar için de değerli olacak ve geleceklerdeki daha umutla bakacağız diye düşünüyoruz. Sayın Sarıgül çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim katkılarınız ve bizi davet ettiğiniz için. Kolay gelsin. Estağfurullah, tebrik ediyoruz ayrıca. Evet, şimdi minikler kategorisinde kupanın sahibi olduğu Avrupa yakası takımı kupasını alıyor. Osman Savaş Destek Hizmetleri Daire Başkanı çocukları tek tek öpüyor, tebrik ediyor. Şimdi Daire Başkanımız Osman Savaş sadece sporla alakalı değil, gençlerimiz için tüm projelerde büyük çaba sarf ediyor. İstanbul'da gençler için ve bu anlamda da uluslararası düzeyde eğitim almalarının futbol akademi kampında sağlanmasında büyük katkısı var. Yeni kramponlar kupalarını az sonra Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş'ın elinden alacaklar. Şampiyonluk sevincini yaşayacaklar az sonra. İstanbullu gençler 6-1'lik üstünlükle
maçı galip olarak tamamladılar ve şampiyonluğun sahibi oldular. 2,5 ay sonunda şampiyonluk kupası Avrupa yakası karmasına gidiyor. Avrupa yakası evet, karmasına Avrupa gidiyor. Yakası karması kupasını alıyor. Savaşla birlikte şampiyonluk kupasını alıyor. Güçlü alkışlar Avrupa yakası karması için. Evet, bu küçükler takımının biraz sonra 12 yaş takımı kupasını alacak Avrupa yakası. Avrupa yakası karmasının kupalarını, şampiyonluk kupalarını Osman Savaş'ın elinden aldılar. Hem şampiyonlar. Tebrik ediyoruz şampiyonlarımızı. Değerli misafirler, sevgili konuklar, şimdi büyük yaş grubuna geçeceğiz. Küçük yaş grubunda şampiyonu şampiyon kupasıyla buluştu. Şimdi büyükler sabırsız. Büyükler de kupalarına kavuşmak istiyorlar. 2-0 mağlup oldular ama iyi mücadele ettiler. Güçlü alkışlar Anadolu yakası karması için büyük grupta ikinciliği hediye etti. Genç grafonlarımız... Hemen onlarla birlikte bir röportaj alalım ve onların değerlendirmelerini alalım, konuşalım. Evet, bugünkü maç nasıldı? Güzel geçti. Kazanan taraf siz oldunuz. Neler hissediyorsun bugün? Tek öpüyor.
Destek Hizmetleri Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonu düzenleyen Daire Başkanımız Osman kurum. Savaş'ın ilerleyen dönemde yeni çalışma metotları gelecek Futbol Akademi Kampı'na. Bundesliga ve Premier örnekleri Futbol Akademi Kampı'nda yer alacak. Bu anlamda da büyük çaba sarf ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş. Gençlik Spor Müdür Yardımcımız Seyda Dursun da tebrik ediyor. Alper Erdoğdu, Başakşehir Futbol Kulübü ayağında. Osman Avcı, proje koordinatörümüz. Mehmet Cebeci, Destek Hizmetleri Daire Başkanı. Destek Hizmetleri Müdürümüz Mehmet Cebeci. Ve kupayı Osman Savaş'ın elinden alıyorlar. Evet, şampiyon kupasını tekrar alıyor. Kupasını Avrupa kavuşuyor. Yakası şampiyon takımı 12 yaş kategorisinde. 2-0'lık galibiyeti elde eden Avrupa Yakası karması şampiyonluk kupasını alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı'nın elinden, Osman Savaş'ın elinden güçlü alkış.